Bugün size orijinali Yale Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Kelly Schiffman tarafından hazırlanan bir videoyu anlatacağız. Konumuz içsel ve araçsal değerler. Araçsal değerler kimi kaynaklarda instrumental diye de geçiyor. Evet, filozoflar bir şeyin tartışılabileceği değeri genelde ikiye ayırırlar. Bir şeye sadece kendisi olduğu için değer verdiğimizde bu içsel değerdir. Mesela arkadaşlık veya aşk bilgelik, zevk, güzellik veya sağlık. Önce arkadaşlığı ele alalım. Arkadaşlığın sadece kendi içinde değil, kısmen başka şeyler sebebiyle de değerli olduğu doğru. Örneğin, uzun arkadaşlıkları olan insanlar daha uzun süre yaşama ve daha mutlu olma eğilimindedir. Ama biz arkadaşlığa sadece böyle iyi sonuçlar doğurduğu için değer vermiyoruz, değil mi? Biz arkadaşlığın meydana getirdiği iyi sonuçlardan bağımsız olarak onun kendi içinde önemli veya değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden arkadaşlığın içsel bir değer taşıdığını düşünüyoruz. Bunun aksine bir şeye sadece kendisi olduğu için değer vermeyip kendisi olduğu için değer verdiğimiz başka bir şeyi elde etmemize yardımcı olduğu için değer veriyorsak bu araçsal değerdir. Yani bir şey bizi özünde değer verdiğimiz bir hedefe ulaştıran bir araçsa, o zaman araçsal değeri var demektir. Örneğin, paranın yalnızca araçsal bir değeri vardır. Kimse paraya sadece para olduğu için sahip olmak istemez. Tabi eğer para koleksiyoncusu değilse. Daha ziyade insanlar parayı özünde değer verdikleri şeyleri satın almalarını sağladığı için isterler. Mesela parayı içsel bir değer taşıyan sağlığınıza katkıda bulunacak vitaminleri veya ilaçları satın almak için kullanabilirsiniz. Çoğu şey hem içsel hem de araçsal değer taşır. Önceden de söylediğimiz gibi arkadaşlık böyle bir örnek. Sağlık için de aynı şey geçerli. Sağlık kendi içinde iyidir ama aynı zamanda başka şeyleri yapmanızı ve başarmanızı da sağlar. Bu yüzden Aynı zamanda araçsal bir değeri de vardır. İçsel ve araçsal değerleri birbirinden ayırmak önemlidir. Çünkü daha iyi bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Mesela çoğu insan hayatını para peşinde koşarak geçirir. Paranın bir şekilde içsel bir değer taşıdığını, özünde değerli olduğunu düşünürler. Ama eğer bunun üzerine düşünselerdi, aslında böyle olmadığını, paranın sadece başka şeyleri elde etmelerine yardımcı olduğunu görür ve ona göre tekrar bir önem sıralaması yaparlardı. Bu yüzden içsel ve araçsal değer arasındaki ayrım bizi sadece felsefi açıdan ilgilendirmez. Aynı zamanda uygulama açısından da önem taşır.